Ramazan'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere emrettiği, yapmamızı farz kıldığı bir husus daha var. O da nedir? Zekatul fıtri, fıtır sadakasıdır, fıtır zekatıdır. Sahabeler diyorlar ki, İbn Ömer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farada zekatel fıtri min Ramazan. Allah Resulü Ramazan ayında ne yaptı? Fitreyi yani farz kıldı. Ramazan'la ilgili bir ibadet. Ramazan'la ilgili bir ibadet. Ondan dolayı Ramazan'a idrak eden, Ramazan'a yetişen, Ramazan'ı tutan her bir kimsenin ister zengin olsun, ister fakir olsun. Fakirin tarifi ise bu fıtreyle alakalı. Günlük, o günkü bayram günü, evinde yiyeceği olan ve kendilerine nafakası farz olan kimselere vereceği yiyeceği olan ve bunun üstünde yiyecek bulunan her kimsenin de bu fitreyi vermesi gerekiyor. Yani bir fakir düşünün, o gün evinde yemeği var, kendisine nafakalarının farz olduğu, yemek ikram etme, yemek verme, yemek sunma, yemek yedirme farz olduğu kimselerin de yemeğini temin ediyor bu kişi. Bunun ardında da artan bir yemek var. Bu kimse fakir olmasına rağmen ne yapacaktır? Fitreyi verecektir. Müslüman olup zengin olsun, fakir olsun, fakirin tarifini yaptık az önce fitreyle alakalı. Hür olsun, köle olsun, büyük olsun, küçük olsun, yaşlı olsun, genç olsun. Herkese Allah Resulü ne yapıyor? Fitreyi farz kılıyor. Bu farzdır. Farziyeti ne zaman başlıyor? Farziyeti ne zaman başlıyor? Farziyet vakti Ramazan ayının son gününün güneşinin batmasıyla başlıyor. Yani Ramazan ayının son günü, bu 29 da olabilir, 30 da olabilir. Son günü güneş batınca artık bu o kimselere ne olmakta? Farz olmakta. Hikmeti nedir? Allah Resulü buyuruyor ki, farada Resulullah, sahabe diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri tuhraten lisaim. Allah Resulü fitreyi, fıtır zekatını farz kılmıştır. Ne için? Tuhraten lisaimi minel lagvi ve refesi. Oruçlunun oruçluyken boş konuşmasına ve oruçluyken yasak olan şeylerden bir tanesi olan hanımına yaklaşma, hanımıyla ilişkiye girme ve yaklaşma gibi oruçlunun sevabını eksiltecek olan davranışları temizlemek için farz kılmıştır diyor. Yani orucun esnasında boş konuşmuş olabilirsin, küfür etmiş olabilirsin, ağzından hoş olan hoş olmayan sözler çıkmış olabilir, hanımına yaklaşmış olabilirsin. Orucun bozulmasa da orucu zedeleyecek bazı davranışlarda bulunmuş olabilirsin. Bunların hepsi için zekatül fıtır farz kılınmıştır. Bunları temizlemek için diyor Allah Resulü. Diğer bir hikmeti de ve tu'meten lil mesakin. Fakirlere ne olsun? Yemek olsun diye. Cumhura göre fitre ne olarak verilir? Gıda olarak verilir. Ölçülebilen türden gıdalardan verilir. O kentin, o şehrin yediği gıda türlerinden 3 kilo, az sonra gelecek rivayetlerde 3 kilo yani 1 sağ. 1 sağ 3 kiloya denk ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki 1 sağ 3 kiloya denk gelmekte. 3 kilo pirinç, 3 kilo bulgur, 3 kilo un ne yapılabilir? Verilebilir. Peki para verilebilir mi? Bunun yerine gidip bir fakire 10 TL, 15 TL, 20 TL para verilir mi? Para verilmez. İlim ehlinin cumhuruna göre para verilerek yerine getirilen fitre yerine gelmemiş olur, kabul olmamış olur. Çünkü sahabeler Allah Resulü döneminde fitreyi ne olarak vermekteydiler? Yiyecek gıda olarak vermekteydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fakirlerin paraya, altına, gümüşe ihtiyaçları bulunmakta mıydı? Elbette bulunmaktaydı. Ama ona rağmen sahabelerin bu fitreyi para olarak vermeleri bize ne göstermektedir? Fitre muhakkak gıda olarak verilmesi gerekmektedir ki rivayette de Allah Resulü'nün fitrenin farz kılınmasındaki hikmetlerinden bir tanesi ne olarak zikrediliyor? Tu'meten lil mesakin. Fakirlere ne olsun bu? Fakirlere yemek olsun. Vaktiyle alakalı ifade ettiğimiz üzere Şafii mezhebine göre Ramazan ayının başından itibaren verebiliyorsun. Malikilere göre ancak vaktinde verebilirsin. Buradaki malikilerin görüşleri isabetli. Vaktinde verebilirsin. Hanbelilere göre bayramdan bir gün yahut iki gün önce verilebilir. Doğru olan görüş de bu.
Çünkü İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki kanu yu'tunaha qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn. Sahabeler bu fitreyi bayramdan bir gün önce yahut iki gün önce ne yapmaktaydılar? Vermekteydiler. Evet, Malikiler diyor ki vaktinden önce bir ibadet ne olmaz? Olmaz, yapılmaz. Her ibadet vakitle sınırlanan her ibadet vaktiyle yapılmalı. İsabetli bir görüş. Ancak bu hükmü genişleten sahabenin davranışı var, ameli var. Sahabeler de diyorlar ki sahabeler bir gün ya da iki gün öncesinden ne yaparlardı? Fitreyi verirlerdi. O zaman fitrenin vakti Ramazan'ın, bayramın sabahı faziletli olan vakit odur. Sabaha vermek, fakire gidip vermek. Tabii vakit dar olduğu için, şehirler büyüdüğü için, genişlediği için, insanlar birbirini tanımadığı için bir gün öncesinden yahut iki gün öncesinden ne yapılabilir? Fitre verilebilir. Ama bir ay öncesinden, 15 gün öncesinden, iki hafta öncesinden fitre verilmez. Doğru olan görüş fitrenin bayram günü ve bayramdan bir ya da iki gün önce verileceğidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki قَالَ كُنَّا نُعْتِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعًا مِنْ طَعَامٍ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizler ne yapardık? Fitremizi bir sağ. Allah Resulü'nde kullanılan ölçü birimi. O zaman hassas teraziler, normal teraziler yok. Ölçü birimleri var. Bir sağ kaç avuç yapıyor? 4 avuç. 4 avuç yemek. Bu da günümüz ölçüsüyle yaklaşık olarak 3 kilograma ne yapmakta? Denk gelmekte. Diyor ki bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fitremizi yemek olarak verdik. Evsa an min temrin yahut ne yapardık? Hurma olarak verirdik. Evsa an min şairin arpa olarak verirdik. Evsa an min zebibin ya da üzüm kurusu olarak verirdik. Yani bu, o dönemde sahabeler döneminde Medine'de yenilen yemekler bu türden yemekler olduğu için sahabeler bunları ne yapmaktalar? Verirler. Ebu Said diyor ki El-Hudri radıyallahu anh emma ana fela ezalu ukhricuhu kema kuntu ukhricuhu fi zamani Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Allah Resulü döneminde nasıl vermeye devam ediyorsam o şekilde vermeye devam ediyorum. Bunu da ilim ehli şöyle zikrediyor. Muaviye döneminde radıyallahu anh döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan Muaviye döneminde onun hilafetinde Medine'ye kaliteli buğday geliyor. Esmer buğday. Tabii onun böyle değeri daha fazla diğer az önce zikredilen bazı ürünlere göre yahut normal buğdaya göre diyelim. O dönemde bazı sahabeler bu kaliteli Şam buğdayından yarım sağ, yarım ölçek ne yapıyorlar? Veriyorlar. Ancak Ebu Said el-Hudri diyor ki kaliteli olan, siyah esmer olan buğday da olsa ben Allah Resulü döneminde nasıl bir sağ, 4 avuç veriyor idiysen hala diyor öyle vermeye ne yapacağım? Devam edeceğim diyor. Buna göre de 4 mezhebin görüşü de budur. Malik, Şafii ve Ahmet'e göre cumhurun görüşü budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde verilen ölçü birimiyle bir sağ neyse ki o da bugün 3 kiloya denk geliyor. 3 kilo ne yapılması lazım? Verilmesi lazım. Tabii yani bunu sen 4 avuçla da ölçebilirsin. Mesela 4 avuçla ölçtüğün hurmanın ağırlığıyla 4 avuç ölçtüğün unun ağırlığı bir olur mu? Olmaz. Ama takribi olarak 3 kilo verdiğin zaman bu yerine gelmiş oluyor. 3 mezhebe göre de 1 sağ. Hanefi mezhebi buğdaydan olursa yarım sağ verilebileceğini ne yapıyor? Söylüyor. İhtiyaten dediğimiz gibi her bir üründen 1 sağ verilmesi doğru olan görüştür. İbn Abbas'ın rivayetini az önce zikrettik. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas diyor ki: "Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri tuhraten lisaim." Allah Resulü fitreyi oruçluyken minel lagvi ve refesi boş konuşmasından ve orucu zedeleyecek olan davranışlarda bulunmasından hasıl olacak eksiklikleri ne yapması için kılmıştır? Temizlemesi için kılmıştır diyor. Yani fitrenin bir amacı da bu. Oruçluyken boş konuştun. Oruçluyken haram olan bazı davranışlarda bulundun. Orucunu zedeler gibi oldun. Fitre Allah'ın izniyle bunu ne yapıyor? Temizliyor. Ve tu'meten lil mesakin. Fakirler için de yemektir. Demek ki fitre yemek olarak verilecek. Femen eddaha kable salati feheye zekatun makbule.
Kim bayram namazından önce fitreyi verirse bu makbul olmuş bir zekattır, bir sadakadır. Ve men eddaha ba'da salah. Kim bayram namazından sonra verirse bunu feyye sadakatun mines sadakat. Normal bir sadaka olmuş olur. Yani fitreye yerine geçmedi. Sen fitrenin vaktini ne yaptın? Kaçırdın. Fitrenin vakti ne zaman? Ya bayramdan iki gün önce, ya bir gün önce, ya da bayram sabahı ne yapabilirsin? Bunu verebilirsin. Bayram namazdan sonra, sabahtan sonra artık ne yapamazsın? Fitreyi veremezsin. Verirsen ne olur? Sadaka olur. Yani sen yine vereceksin. O ne yerine geçecek? Sadaka yerine geçecek. Çünkü sen vakti geçirdin. Çünkü dinimizde ibadetler, kimi ibadetler vardır ki zamanla sınırlandırılmıştır. Şimdi mesela akşam namazı güneşin batımıyla sınırlandırılmış. Şu an biz bu vakitte hadi akşam namazını kılalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Nasıl ki vaktinden önce bir ibadet yapamıyorsak vaktinden sonra da ne yapamayız? O ibadeti yapamayız. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Peki anne karnındaki hamile olan kadınların karnındaki ceninle ilgili bazen sorular geliyor. Bunların fitrelerini vermek müstehaptır. Farz değildir. Dünyaya gelmiş Ramazan'da, Ramazan çıkmadan, Ramazan'ın ayının güneşi batmadan önce dünyaya gelmiş herkes için fitre vermek nedir? Müslüman olan, hür olan, herkes için, erkek, yaşlı, kadın, bayan fark etmeden fitre vermek farzdır. Fakirlerle ilgili yine tekrarlamak gerekirse, bayram günü evinde kendisine yetecek ve nafakasından sorumlu ailesine yetecek erzakın olduğu ve bu erzakın üstünde bir fazla erzak olan her bir fakir de ne yapacak? Bu fitreyi verecek. Yani kendisine fitre gidip verdiğiniz fakirler de o fitreden ne yapacaklar? Fitre verecekler. Başkasını vekil kılabilir misiniz? Evet, başkasını vekil kılabilirsiniz. Kendinizin adına birisinin fitre vermesi konusunda başkasını vekil kılabilirsiniz.